Jin Yong'un Cennet Kılıcı ve Ejderha Hançeri adlı romanından uyarlanmıştır. Kahraman Ju Ying, Shangyang'daki savaşta ölmeden önce efsanevi kara çelik kılıcını döverek iki silaha dönüştürdü. Cennet Kılıcı ve Ejderha Kılıcı. Daha sonra bu silahlar için yapılan savaşlar çok kan dökülmesine neden oldu. Ming klanından Zishun'da Ejderha Kılıcı vardı. Usta Cheng Kun onu çalmaya çalışırken 6 büyük klandan 100'den fazla kung fu ustasını öldürdü. Zishun, Cheng Kun'un tüm çabalarına engel olup kılıcı saklamayı başardı. Daha sonra düşmanları Zishun'a tuzak kurdu ve kör ettiler. Wudang'dan Zhang Kushan, Zi'yi kurtardı ve aşkı Yin Susu'yla birlikte dövüş dünyasının öfkesinden uzaklaştırmak için Buz Ateşi Adası'na kaçtı. Orada karısı Yin Susu, oğlu Zhang Wuji ve Zi Shun'la yaşıyor. Dövüş dünyasının hükümdarı Ejderha Kılıcı'dır. Her şeye hükmeder. Cennet Kılıcı olmadan kimse ona meydan okuyamaz. Bu iki silahın içinde çok önemli bir sır olduğu söylenir. Onlara sahip olan güçlenecek ve hükmedecek. Baba, anne, sizin kutsal bilgeliğiniz bu sırrı bulmaya yeterli olmadı mı? Bu sır asla açığa çıkmamalı. Aksi takdirde dövüş dünyası büyük bir felakete sürüklenir. Oğlumuz büyüdü. Onu merkez vadiye götürmeliyiz. Zishun, Wuji 15 yaşına giriyor. Ustam onun doğum gününü kutlamak isteyecektir. Senin de iznin olursa Wuji'yi ziyaret için Wudang'a götürmek istiyorum. Ne de olsa doğduğundan beri Buz Ateşi Adası'ndan hiç dışarı çıkmadı. Ve bizden başka kimseyle tanışmadı. Bu iyi fikir. Kardeşim, dövüş dünyasında herkes ilişkimizi biliyor. O yüzden çok dikkatli ol. Bu seyahat Wuji için iyi olacak. Onu adada tutmak haksızlık olacaktı. Artık dünyayı görme zamanı geldi. Yeni arkadaşlar bulmalı. Anne, hadi uyan anne. Annenin nesi var? Gözlerini açmıyor. Ona ne oldu bilmiyorum. Anne, anne. Sana bir şey verebilir miyim? İstersen bu senin olabilir. Teşekkür ederim. Anne, anne hadi uyan. Aç gözlerini. Anne. Durumu pek iyi görünmüyor. Gel. Elini ver. Çalını başına geçir. Kalksana anne. Hadi bizimle geliyorsun. Nereye hadi çabuk gidiyoruz? Hadi. Anne. Hadi gel anne. Bizimle. Usta. Anne. 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 Usta. Onlar Zhang Kushan ve Yin Shushu'ydu. Artık affedilmeyi hak ettin. Bekaretini kaybetmen ve çocuk doğurman başlanacak.
Teşekkür ederim usta. Kızınla artık ben ilgileneceğim. Huzur içinde öyle bilirsin. Ben öğrenciniz Zhang Sanfeng. Bugün 100 yaşımı doldurmuş olacağım. Lütfen beni kutsa. Artık bundan sonra savaşmayacağım. Anne, merak ettim. Neden herkes babamın peşinde? Baban kazandığı için öfkeliler. Onların istediği şey büyük babanın ejderha kılıcı. Bunca yoldan geldiniz, dereler tepeler aştınız. Hoş geldiniz. Bütün bu insanlar bu danka benim doğum günümü kutlamaya geldiler. Uzun yoldan geldiğinize göre aç olmalısınız. Burada Wudang Dağı'nda bizim misafirimiz olun. Yiyeceklerimizden yiyin. Sizleri misafir etmek bizim için bir şereftir. Tekrar hoş geldiniz. Bu laflara karnımız tok. Zhang Kushan bize Zishun'un nerede olduğunu söylesin. Bizim istediğimiz bu. Zishun nerede söyle? Evet. Saygıdeğer bir klandansınız. Sözde amacınız intikam almak. Ama sizlerin asıl peşinde olduğunuz şeyin Zishun'un ejderha kılıcını almak olduğunu buradaki herkes biliyor. Zishun ve Yinsun, şeytani tarikatın birer üyesidir. Onlar kötülüğün temsilcileridir. Bugün tövbe etme şansım var. Bize Zishun'un yerini söyle ve Yinsun'dan ayrıl. Belki o zaman seni affedebiliriz. Bu yapabileceğim son şey. Siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz ha? Dur lütfen. Misafirlerimize karşı kibar ol. Usta Zhang, siz de Zhang Kuishan'a yataklık ediyorsunuz. Silahlar kimseye uğur getirmez. Seni çocukluğundan beri tanırım. Ne kadar tez canlı olduğunu bilirim. İstersen bir kez daha düşün. Bugün 100 yaşıma giriyorum. Bugünü mahvetmeyelim. Birlikte bugünü kutlayalım. Ama buna rağmen bu uygunsuz tavrınızda ısrar ediyorsanız ve bana bilmediğim birkaç hamle göstermek istiyorsanız buyurun o zaman. Siz kimsiniz? İyiliğiniz için bizimle gelin. Buce, kaç! Kutsal ev. Sanfeng! Kardeşimi çabuk bırak. Eğer onu bırakmazsan çocuğun kafasını koparırım. Uçi... Gidelim. Melik Usta, çok üşüyorum. Wuji. Wuji. Wuji.
bir de saygıdeğer olacaksınız. Buci. Durum iyi değil. Kutsal el yarası aldılar. Ustam. Udang'ı tehlikeye atmak istemiyorum. Bu durumda kendim yüzleşeceğim. Bana öğrettiklerinizin karşılığını ödeyemem. Bu işi kendim çözmeliyim. Lütfen şimdi bana söz verin. Susu'ya ve Buci'ye iyi bakacaksınız. Ben Zankuşan. Zişun'dan intikam almak isteyenler karşıma çıksın. Kuşan kardeş dur. Sakın kendini kaybetme. Bundan böyle
Yaşamaya bakın ve iyi olun. İntikamımı almaya kalkmayın. Cennet kılıcı, sizin elinize geçince masum insanların hayatına mal oluyor. Büyük ustanız hatrına bugün sizin gitmenize izin vereceğim. Şimdi gidin. Defolun. Hepiniz defolun. Usta. Ucunun yaraları nasıl oldu? Yüce Yang duruşunda sadece %20-30 becerikliyim. O zamanlar Shaolin Tapınağı'nda ustam için yanlışlıkla bu bilgileri kopyalarken öğrenmiştim. Renki Mantrası. Renki Mantrası, Yüce Yang duruşunun en temel ve en önemli kaynağıdır. Shaolin bizi Kung Fu'yu çalmakla suçladı. Bizi hain olarak ilan ettiler. Ustam ölmeden önce hiçbir öğrenciye Renki Mantrası öğretmeyeceğini yemin ettirdi. Sadece Yüce Yang duruşu Wuji'yi kurtarabilir. Ama Renki Mantrası Shaolin Tapınağı'nda. Onu oradan almak çok zor. Bu konuda ne yapabiliriz? Siz ne dersiniz? Biraz düşüneyim. Wuji. Evet? Burası Kutsal Yazıtlar Kütüphanesi. Buraya kimsenin girmeye izni yok. Sadece annen ve sen girebilirsiniz. Peki. Buradaki yazıtlara göz gezdir ve temizle. Zil çaldığı zaman yemek salonuna git. Tamam usta. Renki Mantrası. Usta öğrencilere yasak demişti. Olsun, ben öğrenci değilim ki.
Hı. Hey, gel buraya otur. Hadi gel, gel. Gel gel otur hadi. Otur otur gel, hadi otur. Sen işe yaramaz birisin biliyorsun değil mi? Ustanın zamanını boşa harcıyorsun. Bir de kalkmış bedava yemek yiyorsun öyle mi? Senin yerinde olsaydım hemen buradan uzaklaşır giderdim. Sen kimsin? Ben kim miyim? Ben senin babanım. Uci. Buraya gel. Senden büyüklerle kavga etme. Hadi benimle gel. Anneni de al hemen git buradan. Budangı daha fazla kirletmeyin. Anneni şeytani klanında yaşayın. Ne de olsa o bir cadı, sen de torunusun. Anneme böyle şeyler söyleyemezsin. Söylersem ne olur mu? Durun yapmayın. Dönün şunu. Oğlum hayır. Kedi yaralıyor mu? Anne, hadi gel. İyi misin? Usta, usta. Bazı kötü haberlerimiz var. Uci ile ilgili. Ne oldu? Yine fenalaştı mı? Hayır. Şu anda yemek avlusunda. Üçüncü sınıf öğrencilere zarar vermiş. Ve Zishu'nun yedi yaralı yumruğunu kullanmış. Gelin. Uchi. Ha? Buraya gel. Anne. Ben seninle adaya geri dönemeyeceğim. Hayır, oraya beraber döneceğiz. Lenki mantrasını büyük babana vermeyi unutma sakın. Onun bilgeliği sırrı çözecek. İşte o zaman vücudundaki bu zehirden tamamen kurtulmuş olacaksın. Hazır olduğumda babamın ve senin intikamını alacağım. Hayır. İntikam almayı düşünme sakın. Yoksa bu kısır döngü bitmez. Unutma. İnsanlar her ne kadar bize cadı ya da şeytan dese de bu doğru değil. Asıl onların sözde saygı değer klanları ve üyeleri değersizdir oğlum. Bunu iyice anlamalısın. Anne. 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 Zhang Wuji, Buz Ateşi Adası'na tek başına döndü ve Zishu'nun rehberliğinde Lenki Mantra'nın satırları arasında büyük Yang duruşunun ilkelerini buldu. Ve sonra Wuji tüm soğuk toksinlerinden kurtuldu.
Her ne kadar sağlığına kavuşsa da Büyük Yang duruşunda ustalaşmak için 16 yıl daha çalıştı. Büyük Yang duruşunda yeterince ustalaştıktan sonra yıllardır içinde büyüyen intikamı almak için Merkez Ova'ya dönmeye karar verdi. 17 yıl sonra. Beş mezhep üyeleri birlikte Zhang Kushan ve karısını malum kişiyi sormak için Wudang'a gittik. Bizi reddetti ama daha sonra bununla yaşayamadı ve kendini öldürdü. Öyleyse dört oda ustalarıyla şeytan mezhebi ustaları sizin karşınızda diz çöktü. Evet, aynen öyle oldu. Eğer diz çöküp yalvarmaları yeterince inandırıcı olmasa onların gitmelerine izin vermedim. Kim yaptı? Kim yaptı bunu? Kim yaptı diyorum? Neredesin sen? Ha, çık ortaya. Dikkat olun. Dikkat olun. Tehlikeli olabilir. Çık ortaya. Neredesin? Zhang'ın kahramanı Zhang Kushan'a ve Kartal Kral'ın kızına hakaret ettiniz. Ben yine de size domates ve yumurta atmakla yetindim. Kimsin sen? Mink klanından mısın? Ben çok yakında sizin karşısında diz çökeceğiniz sol temsilcilerin Mink klanından Yang Shao'nun en genç ve çalışkan hizmetkarıyım. He? Siz ikiniz domuz kalçalı hımbıllar. Siz kungfunuzun en iyi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Beni yakalayabilirseniz görürüz ne kadar iyiymiş. Yakalayın şunu. Şimdi görürsün sen. Hadi yakalayalım onu. Yakalayın. Yakalayın. Elimiz var, kaçamaz. Vurun şunu. Sen de kimsin? Böyle aniden ortaya çıkıp beni kurtardın. Sen sadece küçük bir hizmetkarsın. Neden böyle şeyler yapıp onlara kafa tutuyorsun? Bayan Yin hakkında kötü şeyler söylüyorlardı. Ölmüş kadıncağızın arkasından böyle aşağılayıcı konuşmak doğru değil. Sen Yang Xia için çalışıyorsun değil mi? Evet, ben onun en genç ve aynı zamanda en çalışkan hizmetkarıyım. Parlak Tepe'ye dönmelisin. Yoksa seni yakalayıp hapse atabilirler. Geri dönmeden önce görevimi tamamlamalıyım. Ne yapman gerek? Ha? Sen ne garip birisin böyle. Sırf beni kurtardın diye her şeyi sorabileceğimi sanıyorsun yoksa? Ne işim oldu sadece? Beni ilgilendirir. Hem daha adını bile bilmiyorum. Adım Zengganyu. Seninki? Ben de Xia Zhao. Madem beni kurtardın, bir şekeri hak ettin. Alsana. Ah, sağ ol. Ha? Ne tür bir insan şu an Mink korumalarıyla dolaşır ki? Zengganyu. Görüşmek üzere. Babam için senelerce hizmet ettin. Ejderha kılıcıyla cennet kılıcını bulmaya, dövüş dünyasını birleştirmeye ve imparatorluk karşıtlarını yok etmeye ant içtin. Çok cesurmuşsun. Şimdi de aşağıda kung fu ustaları var. Biliyor musun? Evet. Söylediklerinizde çok haklısınız. Ama siz de biliyorsunuz ki Parlak Tepe'ye yapılacak saldırı 3 yıldır planlanıyor. Son yıllarda imparatorluğun en büyük düşmanı Mink klanı oldu. 6 büyük klanla Mink klanı aralarını açma çabaların başarılı oldu. 10 yıldır casusluk yapıyoruz.
Bu süre içinde senden istenenleri yapmayı başaramadın. Kutsal belgeleri çalamadın. Majesteleri, bunu yapmak için elimden geleni yapıyorum. Daha fazlasını yapmalısın. Artık zafer istiyorum. Merak etmeyin majesteleri. Öyle olsa iyi olur. Gidin. Duydun mu? Buna engel olmalıyız. Güçleri var. Evet. Söyle bakalım sen kimsin? Ming klanından mısın? Yoksa altı büyük klandan mı? Dövüş dünyasında karışıklık çıkaranlar sizsiniz. Bu yaptığınız alçaklık. İzin verin, onu hemen öldüreyim. Herkes geri çekilsin. Emredersiniz. Bana zarar vermeyecek. Onu bana fırlattığında öldürmeyeceğimi nereden bildin? Bunu çok merak ettim. Çünkü kötü değilsin. Bu seni hiç ilgilendirmez. Sen kız arkadaşınla ilgilen. Şu an Ming kutsal el yarası aldı. Kalan kısa ömrünü birlikte geçirirsiniz artık. Peşinden gidin. Buna gerek yok. Prenses, o dövüş sanatları ustası. Sizin planlarınıza engel olabilir. Buna izin vermeyin. Peki onu öldürebilir misin? Benim bir fikrim var. Susam, ne düşünüyorsun öyle? Bana neden susam diyorsun? Benim hayatımı kurtardın. Sana iyiliksever diyecektim ama bu yaşına uygun olmazdı. O yüzden içimden sana susam demek geldi. Kendini yorma. Kutsal eli yarası çok ağırdır. Hemen Parlak Tepe'ye gitmeliyiz. Orası bizim için en güvenli yer. Ve ayrıca onlara Sol Temsilciler Klanı'nın planlarını haber vermeliyiz. Altı büyük klanı sadece Ming klanından olanlar durdurabilirler. Çok üşüyorum. Ah. Kız kardeşiniz hasta mı? Kardeşim mi? Evet, tedavi için köyümüze gidiyorduk.
Sana bir şey verebilir miyim? Teşekkür ederim. Affedersiniz. Hı? Belinizdeki şu taş. Bunu mu soruyorsunuz? Evet. Bu taş ben daha küçükken benimle aynı yaşta olan bir çocuk tarafından bana verilmişti. Dikkat edin. Biz Parlak Tepe'ye gidiyoruz. Siz ne tarafa? Biz de Parlak Tepe'ye gidiyoruz. O zaman yolumuz aynı. Arabayla gideceğiz. Bizimle gelin. Çok iyi olur. Teşekkür ederiz. Ama... Sessiz ol. Bir arabamız oldu. Hadi. Hadi. De. 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 Adını sormadım. Senin adın ne? Söyler misin? Benim adım Zeng. Zeng Anyu. Bu da kız kardeşim Zeng Abao. Kardeşinizin hastalığı nedir? Bilmiyorum ki. Çok üşüyormuş. Ya kardeşiniz? Hı? Sanki yanmış gibi. Bizler Emei klanındanız. Min klanının ateş koluyla savaşıyorduk. Kardeşimiz pusuya düştü ve sonra da yandı. Onu merkeze götürüyoruz. Ya. Kesin öyledir. Neden yalan söylüyorsun? Düpedüz kaybolmuş işte. Başım çok ağrıyor. Hastalıktan böyle saçmalıyor. Belki bizim ustamız kız kardeşinizin bu hastalığına çare bulabilir. Sağ olun. Ama evdeki tedavi onu iyileştirecektir. Şiro, klanın toplanma kampına yaklaşıyoruz. Kardeş Zeng, iyi yolculuklar. Sağ olun. Söylesene. Şimdiden özledin mi? Ha? Ne? Yolculuk boyunca ondan gözlerini alamadın. Gözünden kaçar mı sandın? Ondan hoşlandığın belli. Neden bahsediyorsun? Neden bahsettiğimi bal gibi biliyorsun. Saklamaya çalışma. Arabacı. Evet. Gidebiliriz. Tamam. De. Cennet kılıcı sahibine geri döndü. Umuyoruz ki Wudang ve Emei dövüş dünyasındaki saygın yerini korur ve kötülere karşı savaşır. Usta Zank'a değer veririz. Onun öğretilerine saygılı olduk. Altı büyük klan Parlak Tepe'yi kuşatmak ve oradaki şeytani güçleri yok etmek için güç birliğine gitti. Kaybedemeyiz. Wudang ve Emei birlik oldu. Şu andan itibaren kendimizi bu savaşı kazanmaya adamalıyız. Usta, Parlak Tepe'deyken bir şey öğrendim. Sol temsilciler klanı ile birlikte savaşmak için Kartal Kral ve Yarasa Kral klanları da yanında orada olacaklarmış. Ve ayrıca 5 element gücü klanı da onlara destek olacakmış. Eğer hazırladığımız plana uygun hareket edersek onları yok ederiz. Evet, belki haklı olabilirsin. Aha. Söyler misin? Bu nasıl olacak evet. Peki? Pusuya düşüreceğiz. Evet, aha, anlıyorum. Onların en iyi kung fu ustalarını pusuya düşüreceğiz ve öldüreceğiz. Ondan sonra kazanmamız kolay olacak çünkü evet, güçleri evet, zayıflayacak. Nasıl pusuya düşüreceğiz? Evet, bu konuda görüş olan var mı? Bence bir casus gönderelim. Verdiği bilgilere göre de pusu kurarız. Böylece planladığımız gibi iş biter. Casus kim olacak? Bir bakalım. Evet, düşünelim. Kardeşlerim, Zank Kuşan'ın bir oğlu var, Zank Wuji. Yıllardır bir yerde saklanıyor. Bayimi Kartal Kralı'nın torunu ve birden ortaya çıkarsa Kartal Kral'ın savunması düşecektir. Peki Zank Wuji'yi nerede bulacağız ya da başka bir şey mi denesek? Mesela yerine birini bulmaya ne dersiniz? Usta Song'un oğlu bence onun yerine geçebilir. Baba, bence bu iyi bir fikir.
sözde saygıdeğer klan üyeleri toplanıp aranızda kirli işler çevirmeye çalışıyorsunuz, öyle mi? Bu benim karım. Çabuk bırak onu. Bu kadın leş gibi kokuyor. Kanını emme, tenezzül bile etme. Kılıç! Hayır, hayır. İyi misin? Çok daha güzel kokuyor. Şimdi senin bütün kanını emeceğim. Bu da kim? Yaralandın mı? Bırak onu. Kimsin sen? Dost musun, düşman mısın? Önemsiz biriyim. Şimdi izninizle. Hoşça kalın. Olduğun yerde kal. Herhangi bir büyük klana sahip değilsen... Böyle gelişmiş bir tekniği nereden öğrendin? Belki de casussun. Öyle bir niyetim yok. Bir yere gidemezsin. Bakın, kardeşim hasta. Yanına dönmek zorundayım. Üzgünüm. Neydi o? Nerede? İyi misin? Shiazao. Zehir etkisini artırıyor. Sıkı tutun. De. Bu her kimse Zishun'la bir ilgisi olmalı. Sen neden gülüyorsun? Ben... Kaçmasına gülüyorum. Kuyruğunu kıstırıp kaçtı. Altı büyük klanın Parlak Tepe'yi kuşatma planı muhtemelen karanlık güçler tarafından da destekleniyor olabilir. Bu doğru mu? Kral Yuyang Prenses Zaomin'i dövüş dünyasını karıştırmak için gönderdi. Geldim, buradayım. Sizi selamlıyorum. Güzel. İyi ki geldin. Bir müttefikimiz daha oldu. Size söyleyeceklerim var. Kartal Kral'ın torunu Zhang Wu'yu hemen bulmalı ve öldürmeliyiz. Peki neden? Altı büyük klanın toplantısını gizlice takip ediyordum. Bizi aldatmak için Zhang'a benzeyen birini bulacaklar. Bu alçaklık. Torunum yıllardır kayıp, onu kullanmaya çalışmaları tam bir alçaklık. Lanet olsun onlara. Hepiniz beni dinleyin. Her kim Kartal Kral'ın torunu Zhang Wuji'yi ele geçirirse acımadan hemen öldürsün. Emredersiniz. Birileri geliyor. Cao Zhao, ne oldu sana? Kutsal el onu yaraladı. Temsilci Yang, lütfen izin verin. Onu iyileştireyim. Yıllar önce Zhang yine Huan Ming kutsal elle yaralanmıştı. Usta San Feng bile onu iyileştirememişti. Sen kim olduğunu sanıyorsun, he? Bunu açıklamaya vakit yok. Bize yardım edin. Eğer ona yardım etmek istiyorsan, Cao Zhao'yu bırak ve burayı terk et.
Onu böyle bırakıp gidemem. Saçmalamayı kes artık. Onu bırak ve git. Büyük baba. Ben Vuci'yim. Sen gerçekten Vuci misin? Neredeyse 30 yıldır buradayım. Böyle gizli bir kapı olduğundan haberim yoktu. Shao Zhao da kim oluyor? Bir yetim. Onu 7 yıl önce buraya almıştım. Duvarın arkasında ne var? Bizim kutsal odamız olmalı. Parlak sır odası. Efendimiz dışında kimse oraya giremez. İzinsiz girenler de ölür. Yani kapıyı açmayı başarsak bile giremeyeceğiz, öyle mi? Evet. Neredeyiz biz? Parlak sır odasındayız. Bu yasaklı odaya bugüne kadar sadece Ming klanı efendileri girebilmişti. Bunu nereden biliyorsun? Annem burada 10 yıl hizmetkarlık yaptı. Tesadüfen burayı keşfetmiş. Öğrendiği bu sırrı kendine saklamış. Kimseye de söylememiş. Tabii ben hariç. Başkası bilmiyor. Çıkış var mı peki? Bilmiyorum. Merak etme. Yolu buluruz. Hadi. Temsil Chiang. 6 büyük klan saldırıya geçtiler. Sayıca bizden çok üstünler. Adamlarımız onları durdurmakta zorluk çekiyor. Kartal Kral her ordunun bir lideri olmalı. Şimdi lütfen oraya git ve 5 element güçlerine liderlik et. Ve bizim düşmana karşı ilk savunma hattımızı kur. Başaramazsan buraya geri çekilin. Emredersin. Bugün bu savaşı kim kazanırsa kazansın, her türlü zarar gören dövüş dünyası olacak. Umalım da kutsal ateşimiz sönmesin. Yoksa bu bir felaket olur. Hala geç değil. Belki de şansı vardır. Chen Kun? Ne zaman bir keşiş oldun? 10 yıldan fazla oldu. Shaolin'de Usta Konve'nin hizmetine girdim. Budist adım Yuan Zhen. Tepede kanlı bir savaş sürerken nasıl oluyor da sen gelebiliyorsun? Parlak sırlar odasına girebilen az kişiden biri olduğum için şanslıyım, öyle değil mi temsilci Yang? Biliyorsun ki oraya izinsiz girmenin cezası ölümdür. Evet biliyorum. Parlak tepede siz ikinizi bir tarafa koyarsak gerçek savaşçı sadece Kartal Kral'dır. Öte yandan 6 büyük klanın pek çok iyi savaşçısı var. Siz onlarla teke tek bile dövüşseniz yine de onlar kazanacaktır. Kutsal alevinizi söndürmeli ve bir daha Ming klanından bahsetmemeniz gerekiyor. Önce seni öldürmeme ne dersin? Chuan Ming vuruşunun ölümcül olduğunu biliyorsunuz.
Onları öldürmeye gerek yok. Chuanming kutsal elin zehiri onların gücünü yavaş yavaş emecektir. Altın Klan buraya geldiği zaman onları dilim dilim doğrayacak. Gidelim. Burası labirent gibi. Hı? Ne yapıyorsun? Şeker yiyorum. Devam edelim. Zehrin etkisi artıyor. Beni burada bırak. Enerjini benim için harcama. Çıkış yolu bulmak zorundasın. Burada taze hava var. Çıkış yakındır. Burada bekle. Var. Şuradaki yazılardan bir şeyler öğrenebiliriz. Hadi. Ben Yang Dingtian. Ming mezhebi 33. efendisiyim. Mezhebe liderlik etmeye and içtim. İmparatorluğu devirip kutsal ateşi her yerde yakacaktık. Büyük bir aptallık ettim, iffetsiz bir kadınla evlendim. Chen Kun adında bir aşığı vardı. Siz ne yapıyorsunuz? Biliyorum, yakında öleceğim. Büyük diversiyonun 7 seviyesini kayaya oydum. Ben öldükten sonra Zishun Efendi vekili olacak ve kutsal alev plaketlerini geri getirebilecek her kimse o efendi olacak. Büyük diversiyonun 3. seviyesi tamamlandığında büyük kaya hareket eder ve o da terk edilebilir. Bunlar Yang Dingtian'ın sözleridir. Bütün yazılar değişik harfle yazılmış. Bu hangi dil acaba? Ben bu yazıları anlayabiliyorum. Büyük diversiyondan bahsediyor. Bunu sen de öğrenebilirsin. Xiezao, hadi oku. Bu 1. seviye. Bu 2. seviye. Bu da 3. seviye. Bunu anlamak biraz yavaş olacak. En azından 20 yıl sürecek. Biraz daha hızlı ancak 10 yılda öğrenilebilir. Ancak bunlardan sonra bir kişi en üst seviyeye çıkabilir.
Yao ve Xiao. Artık sonunuz geldi. Şeytani mezhebiniz sonsuza kadar gömülecek. Eğer kendiniz erkek diyorsanız siz de buradaki adamlarınıza katılın. Onurlu ölmüş olursunuz. Seni yılan dilli kadın. Ben kartal kralım. Sadece ben bile size yeterim. Cesaretiniz varsa tek tek karşıma çıkın. Tamam. Ben varım. Evet. Ben yaparım ama aramızda ilk olmak isteyen varsa buyursun. Kunlun klanı ilk olacak. Saldırın. Xie Zhao, 6. seviyeye geldim. Seni nasıl tedavi edeceğimi öğrendim. Asusam, beni merak etme. 7. seviyeye devam et. Bırak beni. Bırak. Bırak beni. Xie Zhao. Bırak. Xie Zhao. Artık bitti. Susam, ne oldu? Büyük diversiyon, sana yöneltilen bir silahı veya gücü alıp başka bir yere düşmana çevirebilir. Soğuk toksinin Efendi Yang'ın cesedine taşındı. Vücudun zehirden temizlendi ve iyileştin. Bu inanılmaz. Susam, bununla uğraşmasan 7. seviyeye geçebilir ve yenilmez olurdun. Benim yüzümden bu şansını kaybettin. Daha önce kimse bu seviyeye gelememiş. 7. seviyeye gerek yoktu. Buradan çıkmalıyız. 6 büyük klan Parlak Tepe'ye saldırmıştır. Bu felakete son vermeliyim. Sırada kim var? Song Yuanqiao, 4 yoldaşıyla birlikte Kartal Kral'a meydan okuyor. Gelin o zaman. Dövüş sona erdi. Bu durumda berabere kalmış sayılırız. Kartal Kral, bir kahramansın. Kendi canını alacaksın. Bunak keşiş, saçmalamayı bırak. İstersen sana biz aynı seçimi verelim. Hayatına son ver. Yoksa hepinizi öldüreceğiz ve bu şeytani mezhebi yok edeceğiz. Bu sizin için son şanstır ona göre. Çok doğru. Meju, hadi sen önden git. Biz seni koruruz, tamam mı? Yang Shao'yu ben öldüreceğim. Ve Yi Shao'yu ben öldüreceğim. Sonra tüm paralarını alırız. Dağılırız. Xie Zhao. Onlarla ilgili. Dün paçayı kurtardın. Ama bu sefer sana acımayacağız. Genç adam, sen de mi Ming mezhebindensin? Hayır. Ama Parlak Tepe'ye yaptığınız bu saldırı imparatorluğun bir planı. Casuslarla sizi birbirinize düşürdü. Böylece güçsüz kalacaktınız. Hepsi planın parçasıydı. Demek bir casus var ha? Söyle bakalım kimmiş, bilelim hadi. Söyle.
Kim olduğunu söyleyeceğim. Shaolin'den Yuan Zhen ya da Chen Kun. Buraya getirin, yüzleşelim. Öğrenci Yuan Zhen, toprak koluyla birlikte savaşırken kayboldu. Sen onun adını nasıl ağzına alırsın? Kendi gözlerimle gördüm. O, Şuan Mininkilisi ve Prens'e saldırının nasıl yapılacağını konuşuyordu. Amaçları Ming mezhebiyle altı büyük mezhebi tek tek yok etmekti. Susam, zehir etkisini gösteriyor. Genç adam, sen Ming mezhebinden misin? Eğer öyleysen seni şuracıkta sekiz parçaya böleceğim. Sizi şişman domuzlar, tek bildiğiniz dedikodu. Kapayın çenenizi, yoksa ben sizi domuz pastırması yaparım, anladınız küçük mı? Küçük kız, sen çok zayıfsın ama merak etme. Kardeşini öldürdükten sonra seni Huaşan'a götürüp beni güzel besleriz. O zaman biraz toparlarsın. Aynı onun gibi şişman olursa da etli butlu yani. Ne yapıyor bu böyle? Sen de üşüyor musun? Sen söyle. Şunlara baksana. Ustalar, biraz dinlenin. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Teşekkür ederim genç kahraman. Ben de çok üşüyorum. Bu serseri ortaya çıktığından beri herkes durdu. Ona gününü gösterecek yok mu? Bu saygısıza dersini verin. Keşiş Kongxing. Ustam, Shaolin adına bunu benim yapmama izin verin. Hadi. Usta, Shaolin'de neden böyle korkunç bir keşiş bulunuyor? Bu keşiş ejderha pençesinde ustadır. Ondan iyisi yoktur. Antrenman yaparken bile herkes kötü yaralanırmış. Kimse ona karşı koyamazmış. Karşısına çıkanı yenermiş. Serseri, senin adın ne bakayım? Adım Zenganyu. Seninle dövüşmeye niyetim yok. Bay Zeng, rakiplerini tek tek yenersen biz, altı büyük klan, sana itaat edeceğiz. Yoksa seni öldüreceğiz. O zaman kabul ediyorum. Dövüşüyor. Onun hakkında tamamen yanılmışız. Evet, hepimiz onu yanlış değerlendirmişiz. Geçmiyor. Merak etme. Şu anda rakibin neler yapabileceğini ve zayıf yanlarını gözlemliyorum. Neden kaçıyorsun? Gel de adam gibi dövüş. Tamam. Gel bakalım. Bu nasıl olur? Söyle, ejderha pençesini kimden öğrendin? Senden. Yenilgiyi kabul ediyorum.
Aferin sana. Usta, Shaolin adına kazanamadım. Özür dilerim. Görelim bakalım. Bizim kılıç oyunumuza ayak uydurabilecek misin? O gün babamı öldüren darbeyi Miu vurmuştu. Onu bugün yaralarsam intikam için yapmış olurum. Bunu yapamam. Herhangi bir silah kullanmıyorsan işini kolaylaştırmayacağım. Usta Miu, buna gerek yok. Hangi silah kullanırsan kullan, ustamın cennet kılıcını yenemezsin. Öyle mi? Gör bakalım. İndir beni. Usta. Bırak beni. Ya sen iyi misin? Usta, öldür onu. Lütfen beni affet. Usta Miu, kılıcınız. Bayan Shiru, bu değerli kılıcı sahibine verin. Ustasına karşı gelirse korkunç şekilde öldürür. Heh.
Bu genç adam Ming mezhebini savunurken yaralanmıştır. Eğer hala dövüşmek istiyorsanız biz bunu seve seve kabul ederiz. Kardeşlerim geri çekiliyoruz. Gidelim. Gidelim. Bu merhem ustam saygıdeğer Zhang Sanfeng tarafından yapılmıştır. Kesiklere ve derin yaralara çok iyi gelir. Bunu kullanabilirsiniz. Dur. Ya zehirliyse? Bu Dan kuralları hep dürüst olmamızı ister. Büyük baba. Susam. Susam. Amcam bana asla zarar vermez. Sen Wuji'sin. Sen gerçekten Wuji'sin. Aa, amca. Ne kadar büyümüşsün. Seni tanıyamadım. Buraya gelin. Wuji yaşıyormuş. Söylesene amca. Büyük usta nasıl? Sağlığı gayet iyi. Her gün senden bahseder. Eğer fırsatın olursa onu görmeye gitmelisin. Giderim. Susam. Wuji. Susam. Wuji. 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 Artık gitmemiz gerek. Diğer klanlar bizim de Ming klanının safına geçtiğimizi düşünmesin. Lütfen ona iyi bakın. Onu sizlere emanet ediyoruz. Teşekkür ederim. Ming klanı çok yaşa! Ming klanı çok yaşa! Wuji, Wuji. Sevgili torunum. Lütfen beni affet. Zamanında yetişemedim. Sana yardıma gelemedim. Hiç önemli değil. Ben iyiyim. Sen de iyileştin. Susam. Sonunda uyanmışsın. 3 gün 3 gece boyunca hep uyudun. Hadi biraz su iç. Umarız bizimle uzun süre birlikte olursun. Bunu ben de isterim. Bundan şeref duyarım. Ming klanını sen kurtardın. Sen saygıdeğer bir insansın. Hepimiz karar verdik. Senin 34. Ming klanı lideri olmanı istiyoruz. Lütfen ayağa kalkın. Büyük baba, ayağa kalkın. Efendimiz ayağa kalkmamızı emrediyor. Efendimizin emrine itaat ediyoruz. Bir ay sonra. Efendimiz çok yaşa. Klanımız çok yaşa. 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 Temsilci Yang, bir şey mi oldu? Devriyelerimiz buradan 60 kilometre güneyde Wudanglı bir savaşçı bulmuş. Çok kötü yaralanmış. Bütün kemikleri kırılmış.
Amca. Sana ne oldu böyle? Ustam ve arkadaşlarımla tuzağa düşürüldük. Yolda giderken birden arkadaşlar fenalaşmaya başladılar. Muhtemelen zehirlendiler. Sonra birden kedi ve köpek diye çağrılan iki kişi ortaya çıktı ve kemiklerimi kırdılar. Gerekirse dünyanın en iyi doktorunu bulup seni iyileştireceğim. Amca. İmparatorun adamları. Hani şu prenses vardı ya, hatırlıyor musun? Yeşil Söğüt Sarayı'na kadar takip etmiştik. Orası buraya çok yakın. Söğüt Sarayı. Shiazhou. Amcama iyi bak, olur mu? Tamam. Hanımım, bugün geleceğinizi biliyordu ama bir yere gitmesi gerekiyordu. Gelinceye kadar sizlerle ilgilenmemi istedi. Lütfen buyurun. Buyurun. Lütfen bir şeyler yiyin. Birazdan burada olur. Daha biz gelmeden geleceğimiz biliniyor. Bu nasıl oldu acaba? Vasan'ı yok et. Kunlun'u yok et. Ming klanını yok et. Biz seni yok edeceğiz. Gidelim. Soluduğumuz o gaz renksiz ve kokusuz ama içime çektikten sonra artık yavaş yavaş gücümü kaybettim. Yavaş yavaş bedenime yayılıyor. Bu gerçekten de güçlü bir zehir olmalı. Ben de aynı şeyleri hissediyorum. Susan, söyle şimdi ne yapacağız? Buji, bu bahsettiğiniz zehirli gaz arkadaşlarımın başına gelenle aynı gibi. Tek seçeneğimiz... Saraya geri dönüp panzehiri almak. Shiazhou, onlara iyi bak. Susam, büyük diversiyonu zehri vücuttan dışarı atmak için kullanamaz mısın? Daha önce yapmıştın. Bunu yapmayı denedim. Ama işe yaramadı. Susam, sen merak etme. Onları canın pahasına da olsa hep koruyacağım. Ben hemen dönerim. De, de. Sevgili Bay Zhang, seni bir daha görebileceğimi sanmıyordum. Ne güzel bir sürpriz. Yaptıklarından sonra seni öldüreceğimden korkmuyor musun? Sen çok kudretli bir adamsın. Benim gibi savunmasız bir kadına zarar vermezsin. Savunmasız bir kadın değilsin. Sen ordunun 8 eşsiz okçunun ve kedi ve köpeğin komutanısın. İmparatorlukla bağın nedir? Sana kim olduğumu söyleyeyim. Kral Ruyang'ın kızı... Prenses Min Min Temeor'um.
Çinli adım Zhao Min. Öyleyse iki numarasın. Senin gizli güçlerin olmalı. Son karşılaşmamızda bir hiçtin. Ama sonra Min klanının efendisi seçildin. İmparatorluğun en büyük düşmanı oluverdin. Pan zehri ver. Neden verecekmişim? Onları zehirleyen ben olduğuma göre... Pan zehri niye vereyim? Peki o zaman pazarlık edelim. Senin gibilerle pazarlık etmem. Demek pan zehri istiyorsun. Al o zaman. Şeytansın. Tuzağa düşürdün. Madem ki şeytanım, elbette hilelerim olacak. Dövüşmek yerine ben de bu yolları seçiyorum. Bana pan zehri ver. Kapıyı aç. Pan zehir avuçlarının içinde zaten. Ve kapılar da sadece dışarıdan açılabilir. Zorlamaya devam edeceksin. Aynen öyle. Sen burada zor anlar yaşarken, o küçük sevgilin de dışarıda zor anlar yaşayacak. Bakalım hanginiz daha çok zorlanacak. Ne demek istiyorsun? Mishu o küçük sevgiline ve yoldaşlarına tuzak kurdu. Mishu onları kolay bırakmayacak. Gerçekten şeytansın. Burada çok az kişi var. Hani nerede kafa tutan bütün savaşçılar? Görünüşe göre yaralanmışlar ya da zehirlenmişler. Yıllardır beklediğim fırsat ayağıma geldi. Şaşao! Bayan Mishu, demek yine eski davranışlarınızı sergiliyorsunuz. Ama bilmeniz gereken bir şey var. Susam her an gelebilir. Sanmam. Gittiği yerde onun icabına bakmışlardır. Onu kimse yenemez. O her zaman kendini koruyabilir. İnanmazsanız bekleyin ve görün. Kendisi biraz sonra burada olacak. Bekleyin, görün. Sakın onu dinlemeyin. Oyalıyor. Ben şimdi sana gösteririm. Sen benim ayarımda değilsin. Eğer dövüşmek istersem, bu sen değil, Bayan Mishu olur. Haddini bilsen iyi olur. Üç vuruş, tamam mı? Kız hayatı pahasına bize zaman kazandırmaya çalışıyor. Onu çok hafife almışım. Madem ki ölmeye heveslisin, dileğini yerine getireceğim. Usta kız ölmüş. Hayır, daha ölmedim. Söyle, ne istiyorsun? Demek akıllanmaya başladın. Ama acele et. Aslına bakarsan henüz ne istediğimi bilmiyorum. Pan zehri sana verdim. Bunun yanında şifalı bir ilaçla yaralı amcanın kemikleri içinde siyah yeşim merhemini verebilirim tabii ki. Sen istediklerini almış olacaksın. Peki sen karşılığında bana ne vereceksin? Eğer seni bırakırsam, beynin her yere dağılır. Senden korkmuyorum. Demek öyle.
kendimi öldüreceğim. Beni hemen bırak. Çıkmama izin ver. Tamam. Ama üç şey için bana söz vereceksin. Ben de hem ilaçları vereceğim hem de gideceksin. Nedir o üç şey? Henüz buna karar vermedim. Ama korkma. Senden kendini öldürmeni ya da ahlaka aykırı bir şey istemeyeceğim. Tamam mı? Tamam. Çok iyi dayandın. Geleceğini biliyordum. Büyük baba, panzehri aldım. Ha. Efendim, gerçekten panzehir mi? Evet, bu gerçekten panzehir. Merak etmeyin. Peki onu nasıl aldın? Efendimizin her şeyi yapmaya gücü yeter. Değil mi? Geri çekil. Ustama zarar veremezsin. İmparatorluk en usta savaşçılarını gönderdi. Parlak Tepe'den ayrılan altı büyük klanı yok etmek için. Wudang pusuya düşürüldü. Amcam yaralı. Diğer dört amcam zehirlendi ve yakalandı. Yani siz de dikkatli olun. Peşinizde olmalılar. Shiro. Neredeyse onu öldürüyordun ama hala sana iyi davranıyor. Bence doğru söylüyor. Efendi Zhang. İyi niyetiniz için teşekkür ederiz. Gidelim. Gidelim. Usta. Usta. Efendi Wuji, panzehir işe yaradı. Zehrin etkisi geçiyor. Amcamı yaralayan kişi Shaolin Vajra parmağı tekniği kullandı. İlk iş Shaolin'e gidip Usta Kongwen'le görüşelim. Tamam. Kendimi toplamam için güvenli yer bulmalıyız. Tamam. Demek güvenli bir yer arıyorsunuz. Merak etmeyin, bol bol yerimiz var. Burası kan kokuyor. Bu canavarlığı kim yapmış olabilir? Tüm Shaolin rahiplerini öldürmüşler. Önce Shaolin'i öldüreceğiz, sonra Wudang'ı yok edeceğiz. Sadece biz, Ming klanı dövüş dünyasının kralı olacak. Biri suçu üzerimize atmaya çalışıyor. Büyük usta.
Büyük usta içeride. Usta Zhang. Shaolin tapınağından geliyorum. Genç usta. Orada neler oldu söyle. Tapınaktaki bütün keşişler öldürüldü. Büyük sırlara sahip tüm kutsal kitaplarımız çalındı. Canımı zor kurtardım. Usta Zhang, bize yardım edin lütfen. Her şerrin içinde bir hayır vardır. Her hayrın içinde de bir şer vardır. Söyle genç usta. Neden beni öldürmek istedin? Hayır yapma. Büyük usta, size tuzak kurulacağından haberim vardı. Size yetişmek için at sürdüm. Ve ama neyse ki tam zamanında yetiştim. Bunu neden yaptılar? Büyük usta, öğrencilerimi korumada başarısız oldum. Büyük usta, bir adam ne zaman çekileceğini bilir. İmparatorluk bana general rütbesi ve harcayamayacağım kadar çok para verdi. Bu dankta. Sen yaşadığın sürece babam buranın başına geçemeyecekti. Daha ne kadar bekleyebiliriz ki? Yanılıyorsun. Cennetin yolu eksiklikleri gidermek için fazlalıklardan alır. İnsanın yolu ise fakirden alır, zengine verir. Ben Min klanı lideri Zhang Wuji. Wudang'ın büyük ustası Zhang'ı selamlıyorum. Ne dedin sen? Benim öğrencilerimden birinin adı da oydu. Ama yıllar önce öldü. Usta Zhang, lütfen dürüst olmama izin verin. İmparatorluk erdeminize, itibarınıza ve üstün dövüş sanatı becerilerinize değer verir. Siz gerçekten bir dövüş sanatı ustasısınız. Dövüş dünyasını birleştirmeniz için sizi imparatorluk ustası yapmak istiyoruz. Dört öğrenciniz Dadu'ya misafirimiz olarak geldi. Onlara katılmanızı bekliyor. Kılıç ustası Yin beceriksiz ve dikkatsiz. Kedimle dövüştü. Böyle bir şeyi kabul edemem. Wudang'ı korumaya ant içtim. Gidebilirsiniz. Wudang benim kedimle ve köpeğimle baş etmeyi başarabilirse o zaman gelmenize gerek kalmaz. Dövüşmeyi reddeden biri varsa kazanacak bir şey yoktur. Büyük usta, bırakın yerinize ben dövüşeyim. Büyük usta, benim Wuji. Wuji, sen yaşıyorsun Wuji. Evet, yaşıyorum. Kutsal metinleri okuyorum. Sizden çaldıklarım da dahil. Artık hepsini biliyorum. Bu harika. Baban gurur duyardı. Zhang Wuji, sende hiç utanma yok mu? Usta Zhang'a sen nasıl büyük usta diye hitap edersin? Bu ne cüret? Babam Zhang Kuishan, büyük ustanın 5. vekiliydi. O benim büyük ustam ve ona öyle diyeceğim. Buna hiç kimse engel olamayacak. Huh?
Zhang Wuji. Benim canımı sıkmaya bayılıyorsun değil mi? Ama unuttun mu? Bana üç şey için söz vermiştin. Hayır, tabii ki unutmadım. Peki hala şimdi birinci isteğimi söylüyorum. Dövüşürken önceki teknikleri kullanmayacaksın. Ha. Tamam. Büyük usta, birkaç teknik öğret. Mükemmellik kusurlu görünür ancak sorunsuz çalışır. Büyük dolgunluk boş görünür ancak tükenmeden çalışır. Büyük düzlük bükülmüş görünür. Demek amcamın kemiklerini sen kırdın. Tekniği yetersizdi. Kendi suçu. Selam olsun. Selam olsun. Hoş geldiniz ustalar. Bugün Wudang için her şey çok güzel olacak. Biliyor musunuz, Wuji geri döndü. Eşsiz bir dövüş becerisi var. Atalarından aldığı mirasla birlikte her türlü tekniği kolayca öğrenebilir. Çok yetenekli. Yaşattığın acıları sen de yaşayacaksın. Ama bu cennet kılıcı... Usta Miju, evine dönerken bizim misafirimiz oldu. Seni bir yerden tanıyorum. Sen yeşim yüzlü kılıç kralı Nan Gongye değil misin? Evet, eskiden oydum. Duymayalı uzun zaman oldu. Saygılarımı sunarım. Efendi Wuji, cennet kılıcı onun elinde 10 kat daha güçlü olacaktır. Dikkatli ol. Büyük usta, birkaç kılıç tekniği öğret. Sen zaten her şeyi biliyorsun. Öğrendiğin bütün Tai Chi hareketlerini unut ve yalnızca Tai Chi'nin ruhuna odaklan.
Anlaşıldı. Peki hatırlıyor musun? Hepsini unuttum. Shiazao. Tamam. Susam. Cennet kılıcının karşısına çıkabilecek sadece tek kılıç var. O da ejderha kılıcı. Ejderha kılıcı. Saygımı sunuyorum. Bulacağım. Kılıç Savaşları 2. Xin 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 定系我靓啲啊？ 唔好唔记得你答应过我三件事。第三件事就系今日你唔准同周志若成亲。我现任明教教主张无忌。 我现在已经取代了我母亲，成为总教的教主。今晚开始，由周子日接管峨眉，就等女儿夺得屠龙刀，献俾父王。
一方，如何相逢？相逢只不过一个美梦，一个属于我的感动，太过沉重，有时也注定无穷。曾把好了就能够淡忘心痛，却为你一次一次千疮百孔。每当我的泪如泉涌，有谁能懂？只愿是你的脸容。
Çal.